Self-Learning English Second Book 50th Lesson Kendi Kendine İngilizce Öğrenme İkinci Kitap 50. Ders Yazan ve Seslendiren İngilizce Öğretmeni Halil Köseler Future Tense with Going To Gelecek Zaman Bu dersimizde Going To kalıbını kullanarak yazacağım, okuyacağım, çalışacağım gibi gelecek zaman ifade eden cümlelerin Nasıl kurulduğunu öğreneceğiz. Future tense İngilizcede yaygın olarak kullanılan tenslerden birisi. Konumuza geçmeden önce bazı yeni kelimeler öğreniyoruz. Kelimelerin İngilizcelerini benden sonra tekrar etmeyi ve bu kelimeleri defterinize yazmayı unutmayın lütfen. Graduate. Graduate. G R A D U A T E. Graduate. Mezun olmak. graduation graduation g r a d u a t i o n graduation mezuniyet ceremony ceremony c e r e m o n y ceremony turan Graduation Ceremony Graduation Ceremony Mezuniyet Töreni Bridal Bridal B-R-I-D-A-L Bridal Gelinlik Groom Groom G-R-O-M Groom Damat Wedding Wedding W E double D I N G Wedding evlilik Dun anniversary Anniversary A double N I V E R S A R Y anniversary yıl dönümü wedding anniversary wedding anniversary evlilik yıl dönümü celebrate celebrate c e l e b r a t e celebrate kutlamak tebrik etmek communicate communicate c o double -M, m u n i c a t e communicate iletişim kurmak communication communication c o double -M, m u n i C A T I O N communication iletişim spend spend S P E N D spend harcamak geçirmek country country C o u n t r y country ülke patient patient p a t i e n t patient hasta patient dışında hasta anlamına giren iki farklı kelime daha var ill ill i double l ill hasta sick sick s i c k sick hasta count count c o u n t count saymak say saymak bump bump b u m p bump çarpmak linen linen l i n e n linen çarşaf bed linen bed linen yatak çarşafı waste basket waste basket w a s t e aralık b a s k e t waste basket çöp sepeti replace replace r e p l a c e replace değiştirmek Sweep. Sweep. S W E P. Sweep. Süpürmek. Broom. Broom. B R double O M. Broom. Süpürge. Scrub. Scrub. S C R U B be, scrub, olmak. Lecture, lecture. L E C T U R E, lecture. Konferans. Look for, look for. L W O K aralık F O R look for aramak Find, find, F I N D, find, bulmak. Floor, floor, F L O O R, floor, yer, taban, döşeme. Ceiling, ceiling, C E I L I N -D. G ceiling tavan Definitely Definitely D E F I N I T E L Y Definitely Kesinlikle diş diş D I S H diş Tabak, bulaşık, of course, of course, O F aralık, C O U R S E, of course, şüphesiz, kuşkusuz, tabi, give up, give up, G I V E aralık U P give up vazgeçmek restaurant restaurant R E S T A U R A N T restaurant lokanta restoran come back come back C O M E aralık B A C K comeback geri gelmek geri dönmek return return R E T U R N return geri dönmek show show s h o w show göstermek gösteri miss miss m i s, -s. miss özlemek interest interest I-N-T-E-R-E-S-T -e -e Interest İlgi Faiz Çıkar Menfaat Independent Independent I-N-D-E-P-E-N-D-E-N-T Independent Bamsis Independence Independence I N D E P E N D E N C E Independence Bamslik Screwdriver Screwdriver S C R E W D R I V E R Screwdriver Tornavida Absolutely Absolutely A B S U L U T E L Y Absolutely Mutlaka Kesinlikle Allowed Allowed A L O U D allowed yüksek sesle relax relax R E L A X relax dinlenmek istirahat etmek care care C A R E care bakmak dikkat etmek child care child care c h i l d aralık c a r e child care çocuk bakımı ladder ladder l a d d e r ladder merdiven stair stair s t a i r stair merdiven climb climb c l i m b climb tırmanmak çıkmak vacuum cleaner vacuum cleaner V A C W yani iki tane U harfi M aralık C L E A N E R vacuum cleaner elektrikli süpürge soon soon S W O N soon yakında later later l a t e r later daha sonra evet öğreneceğimiz kelimeler bu kadar şimdi gelecek zaman future tense cümlelerin going to kalıbını kullanarak nasıl kurulduğunu öğreneceğiz yazacağım okuyacağım çalışacağım gibi cümleleri kurmak için Fiilden önce going to kelimelerini getiriyoruz. going to write, going to read, going to study. Tabii bu kelimelerden önce bir de özne kullanmamız gerekiyor. I am going to write. Ben yazacağım. I am going to read. Ben okuyacağım. I am going to study. Ben çalışacağım. I am going to speak. Ben konuşacağım. Şimdi bütün özneleri kullanarak örnekler yapalım. I am going to write. Ben yazacağım. You are going to write. Siz yazacaksınız. We are going to write. Biz yazacağız. They are going to write. Onlar yazacak. She is going to write. O yazacak. He is going to write. O yazacak. Ali is going to write. Ali yazacak. The students are going to write. The students are going to write. Öğrenciler yazacak. Yani öznelerden sonra am, are, is yardımcı fiillerinden hangisi gerekli ise onu getiriyoruz. I am, you are, we are, they are, he is, she is, it is, Ali is the student is, the students are, the teachers are gibi. Şimdi sizinle şöyle bir egzersiz yapalım. Drink tea. Çay içmek. I am going to drink tea. Ben çay içeceğim. Şimdi bu cümleyi diğer özenleri kullanarak yapacaksınız. You, we, they, He she Ali the teacher the teachers the students the students are going to drink tea öğrenciler çay içecek Şimdi cümlemiz I am going to ile başlasın Benim vereceğim fiilleri getirin sonuna cümlenin sonuna study I am going to study. Ben çalışacağım. Speak. I am going to speak. Ben konuşacağım. Başlayalım. Study. Speak. Write. Work. Graduate. Learn. Biraz daha uzun cümlelerle yapalım egzersizleri. Yine cümlemiz I am going to ile başlasın. Speak English. I am going to speak English. Ben İngilizce konuşacağım. Drink tea. I am going to drink tea. Ben çay içeceğim. Başlayalım. Speak English. Drink tea. Send email. Write a letter. do homework eat dinner get up early I am going to get up early Ben erken kalkacağım I am going to get up early cümlesinin öznelerini değiştirerek egzersizler yapalım You you are going to get up early We we are going to get up early biz erken kalkacağız. Başlayalım. You We They He She The girl The students Canan Canan is going to get up early. Canan erken kalkacak. Bu tür cümleleri olumsuz yapmak için yine not getireceğiz. I am not. She is not. They are not. We are not. Ya da isn't, she isn't. aren't, they aren't kısa şekliyle. I am not going to drink tea. Ben çay içmeyeceğim. We are not going to speak English. Biz İngilizce konuşmayacağız. They are not going to come today. Onlar bugün gelmeyecek. She is not going to get up early. O erken kalkmayacak. Şimdi vereceğim cümleleri siz olumsuz yapın. I am going to drink tea. I am not going to drink tea. You are going to speak English. You are not going to speak English. Başlayalım. I am going to drink tea. You are going to speak English. They are going to come early. Suna is going to marry. Suna isn't going to marry. Suna evlenmeyecek. Soru cümlesi yapmak için de am, are, is yardımcı fiillerini başa getiriyoruz. Are you going to study English? Siz İngilizce çalışacak mısınız? Are you going to drink tea? Siz çay içecek misiniz? Is she going to study French? O Fransızca çalışacak mı? Are they going to wait for you? Onlar sizi bekleyecek mi? Are you going to be a teacher? Siz öğretmen mi olacaksınız? be olmak anlamına geliyor. Be şeklinde yazılıyor. Are you going to be a teacher? Siz öğretmen olacak mısınız? Şimdi benim vereceğim meslekleri kullanarak siz soru sorun. A lawyer. Are you going to be a lawyer? Siz avukat olacak mısınız? Ya da siz avukat mı olacaksınız? A doctor. Are you going to be a doctor? Siz doktor mu olacaksınız? A psychologist. Are you going to be a psychologist? Siz psikolog mu olacaksınız? Is she going to be a journalist? O gazeteci mi olacak? Siz ne olacaksınız sorusunu sormak için de What are you going to be? What are you going to be? Siz ne olacaksınız? What are you going to drink? Siz ne içeceksiniz? Sonundaki fiili değiştirerek siz de istediğiniz soruyu sorabilirsiniz. Write. What are you going to write? Ne yazacaksınız? Read. What are you going to read? Ne okuyacaksınız? Eat. What are you going to eat? Ne yiyeceksiniz? I am going to eat chicken. Ben tavuk yiyeceğim. I am going to eat lunch. Ben öğle yemeği yiyeceğim. I am going to eat dinner. Ben akşam yemeği yiyeceğim. I am going to eat cake. Ben pasta yiyeceğim. Soru cevap çalışmamıza devam edelim. Is she going to work here? Is she going to work here? O burada mı çalışacak? Eğer kısa cevap vermek istersek, Yes, she is. Evet, burada çalışacak anlamında kısa bir cevap vermiş oluyoruz. Ya da uzun cevap verirsek Yes, she is going to work here. Evet, o burada çalışacak. Olumsuz cevap verirsek, no she isn't. Hayır, çalışmayacak anlamında. Uzun cevap verirsek olumsuz olarak, no, she isn't going to work here. Hayır, o burada çalışmayacak. Are you going to look for a job? Are you going to look for a job? Siz bir iş arayacak mısınız? Yes, I am evet arayacağım ya da yes i am going to look for a job evet bir iş arayacağım olumsuz cevap verirsek no i am not hayır aramayacağım no i am not going to look for a job hayır ben bir iş aramayacağım is she going to give a lecture is she going to give a lecture o bir konferans mı verecek ya da o bir konferans verecek mi? O bir konferans mı verecek? Ya da o bir konferans verecek mi? Ya da o mu bir konferans verecek şeklindeki cümleleri İngilizcede vurgulama şekliyle ifade ediyoruz. Türkçedeki gibi mı, mi takılarını yer değiştirerek yapamıyoruz. Örneğin Is she going to give a lecture? O bir konferans mı verecek? Is she going to give a lecture? O bir konferans verecek mi? Is she going to give a lecture? O mu bir konferans verecek? Cevap olarak yes she is. Evet, konferans verecek. Ya da no she isn't. Hayır, vermeyecek. Uzun cevap verirsek yes she is going to give a lecture. Evet, o bir konferans verecek. Olumsuz uzun cevap verirsek. No, she isn't going to give a lecture. Hayır, o bir konferans vermeyecek. What are you going to do? Ne yapacaksınız? What are you going to do tomorrow? Yarın ne yapacaksınız? I am going to study English. Ben İngilizce çalışacağım. What are you going to do? Yarın ne yapacaksınız? I am going to do shopping. Ben alışveriş yapacağım. What are you going to do tomorrow? Yarın ne yapacaksınız? I am going to go to the cinema. Ben sinemaya gideceğim. Gitmek kelimesini kullanırken going to go diyoruz. I am going to go. Gideceğim. I am going to go to the theater. Ben tiyatroya gideceğim. I am going to go to the hospital. Ben hastaneye gideceğim. I am going to go to the supermarket. Ben süpermarkete gideceğim. Where are you going to go? Nereye gideceksiniz? Where are you going to go on Sunday? Pazar günü nereye gideceksiniz? I am going to go to the museum. Ben müzeye gideceğim. I am going to go to the cinema. Ben sinemaya gideceğim. Where are you going to go on Saturday? Cumartesi nereye gideceksiniz? Where are you going to go on Friday? Cuma günü nereye gideceksiniz? I am going to go to the theater. Ben tiyatroya gideceğim. I am going to go to the theater on Friday. Ben cuma günü tiyatroya gideceğim. Are you going to give me some money? Are you going to give me some money? Bana biraz para verecek misiniz? Yes, I am. Evet, vereceğim. Yes, I am going to give you some money. Evet sana biraz para vereceğim. How much money? Ne kadar para? How much money are you going to give? Ne kadar para vereceksiniz? How much money are you going to give me? Bana ne kadar para vereceksiniz? I'm going to give you 10,000 liras. Size 10,000 lira vereceğim. Who is going to come? Kim gelecek? Who is going to write? Kim yazacak? Who is going to work? Kim çalışacak? Who is going to speak? Kim konuşacak? I am going to speak. Ben konuşacağım. Who is going to make a speech? Who is going to make a speech? Kim bir konuşma yapacak? Who is going to give a lecture? Kim konferans verecek? Who is going to visit us? Bizi kim ziyaret edecek? The president is going to visit us. The president is going to visit us. Bizi başkan ziyaret edecek. President. President. P R E S I D E N T. President. Başkan. Şimdi benim soracağım sorulara siz cevap verin. What are you going to be? Siz ne olacaksınız? Where are you going to go tomorrow? Yarın nereye gideceksiniz? Who is going to carry the suitcase? Valizi kim taşıyacak? What are you going to eat this evening? Bu akşam ne yiyeceksiniz? What time are you going to get up tomorrow morning? Yarın sabah saat kaçta kalkacaksınız? What time are you going to leave? Saat kaçta yola çıkacaksınız? Leave. Leave. L E A V E. Leave. Yola çıkmak, ayrılmak. What time are you going to start? Saat kaçta başlayacaksınız? What time are you going to finish? Saat kaçta bitireceksiniz? What time are you going to come here? Buraya saat kaçta geleceksiniz? What time are you going to return? Saat kaçta geri döneceksiniz? I am going to return at 7 o'clock in the morning. Ben sabah 7'de döneceğim. What are you going to do on Sunday? What are you going to do on Sunday? Pazar günü ne yapacaksınız? What are you going to buy? What are you going to buy? Ne satın alacaksınız? Are you going to drink milk or tea? Are you going to drink milk or tea? süt mü yoksa çay mı içeceksiniz? I'm going to drink milk. Ben süt içeceğim. Ya da I am going to drink tea. Ben çay içeceğim. Sadece milk please. Süt lütfen. Tea please. Çay lütfen. Şeklinde de kısa cevap verebilirsiniz. Yağmur yağacak, kar yağacak gibi cümleleri kurmak için de it is diye başlıyoruz. It is going to rain yağmur yağacak it is going to snow kar yağacak it is going to be cold soğuk olacak it is going to be hot sıcak olacak ya da hava anlamına gelen the weather kelimesini de kullanabiliriz the weather is going to be cold hava soğuk olacak the weather is going to be hot hava sıcak olacak the weather is going to be very cold Hava çok soğuk olacak. The weather is going to be very hot. Hava çok sıcak olacak. How is the weather going to be? Hava nasıl olacak? The weather is going to be cold. Hava soğuk olacak. Ya da it is going to be cold. Soğuk olacak. It is going to be hot. Sıcak olacak şeklinde de söyleyebiliriz. Evet dersimizin sonuna geldik. Gelecek derste buluşmak üzere. Hoşçakalın. See you next lesson. Goodbye.